Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Münafıkun ve münafıkat bazısı bazısındandır. Yani o ondan etkileniyor, o da ondan etkileniyor. Birbirlerini geliştiriyorlar, körüklüyorlar ve büyütüyorlar küfür yönlerini. Kötülüğü emrederler. Mesela İttihat-ı İslam'ı durdurmak, Türkistan Birliği'ni durdurmak, Mehdiyet'i durdurmak, Mehdi'nin geliş müjdesini durdurmak, İsa'nın inişiyle ilgili müjdeyi durdurmak. İyilikten alıkoyarlar. İslam dünyaya hakimiyetini engellemek. Demin anlattıklarımın aynısı. Ellerini sımsıkı tutarlar. Müslümanlara 5 kuruş paralarını geçmesini istemezler. Kendi aralarında da harcamazlar. Münafıklar. Evet hocam. Böyle tam pintidir. Yani buradan tükür, buradan yalayarak ahmakça biriktirirler. Ahmakça biriktirirler. Sonunda o yine Müslümanlara nasip olur. Ya bir vakfa verirler. Orada yine Müslümanlar, orada müminler kullanır. Ya Kızılay'a nasip olur. Yine Müslümanlar kullanır. İnşallah. Veya bir şekilde Müslümanlar yine lehine bir hale gelir o mallar. Ama münafık malı harcayamaz. Hastadır. Allah yolunda kullanamaz. Yani istediğini yap, ne yaparsan yap, çıldırmıştır. Sürekli biriktirir münafık. Neye olduğunu bilmez. Sürünür. İt gibi sürünür. Çok perişan yaşar ama harcamaz. Harcayamaz. Çünkü neden? Harcadığında canı yanar. Canı yandığı için harcayamıyor. Evet hocam. Biriktirmediğinde de hastalanır. O biriktirdiklerini Allah hep Müslümanlara nasip eder. İnşallah. İnşallah. Mesela Mehmetçik Vakfı'na gider. Askerlerimize, koç yiğitlerimize eline geçer. Maşallah. Onlar Allah'ı unuttular. Münafıklar haşa Allah'a karşı müthiş kinlidirler. Allah'ı unutmuşlardır. O da onları unuttu diyor. Allah da onlara karşı ezici, kahredici bir tavır göstertiyor. Şüphesiz diyor Allah, münafıklar fıska sapanlardır. Yani Allah'ın hükümlerine karşı savaş açanlardır. Şüphesiz diyor Allah. Tövbe suresi 67.